Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Büyük gün geldi. Biz bugün taşınıyoruz. Artık eşyaları yavaş yavaş yüklemeye başladık. Vallahi bizim için o kadar uzun oldu ki, yani yorumlarda da sizden geliyor. Hadi artık taşının, hadi artık taşının. Biz de çok sabırsızlanıyoruz diye. Emin olun biz de öyle. Aşırı sabırsızlandık. Ama anca, biliyorsunuz tadilat vardı evde. Ancak taşınabiliyoruz. Şu an kamyonumuz geldi. Aydın ve Arda eşyaları taşımaya başladılar. Ne yaptınız? Yaptık. Yara bandı var mı? Yara bandı. Valla nerelerde bilmiyorum. Dakika bir gol bir Arda. Gol bir. Arda hemen yaralandı. Elini kestirmiş buzdolabını taşırken. Buzdolabı gitti mi? Buzdolabı şu anda kamyonda mı? Şimdi önce beyaz eşyaları yüklüyoruz galiba. Aynen öyle. Önce beyaz eşyalar yükleniyor, sonra yatak, sonra da koliler ve ıvır zıvır geri kalan eşyalar gidecek sanırım. Ay vallahi arkadaşlar, köyden köye taşınmak o kadar zor ki. Hele kendimiz toplanmak, yani insanın kendisinin toplanması emin olun daha zor. Sürekli her yerden bir şey çıkıyor. Evden eve nakliyat olsa, hani onlar geliyor arı gibi, bir saatte her şeyi paketleyip toplayıp götürüyorlar. Burada öyle bir şey olmuyor. Yani ne bileyim, habire bir şeyler çıkıyor. İnşallah hayırlısıyla yeni evimize gideriz diye düşünüyoruz. Evet, çamaşır makinesini taşımaya çalışıyorlar. Buzdolabı gitti. Hayır, şey yapma. Hayır, şey yapma. Yürü, gidiyor zaten. Ben bu zaten yardımcı olur. Şimdi boşluk makinesini getirin. Tamam. Gider mi abi? Götürürsün. Bunların tekerleklerini yapsa daha güzel olur. Keşke tekerlekli olsa değil mi? Ama o zaman makine çalışırken hareket eder ya. Gider banyonun içinde. Evet. Bulaşık makinesini indiriyorlar. Çok fazla su aktı bunun altından. Yani hala akıyor ama anlamadım ben. Nerede bu kadar su var? Yani nereden geliyor? Hortumdan değil, böyle içinden aktı ama. Hortumdan akıyor yani. Hortumdan mı? Tabii ki hortumdan. Şimdi su yoktur ya. Şimdi yatağı mı getirelim? Yatağı getirelim. He? Yatağı olur. Şöyle yan koyacağım. Yatağı mı? Şey yaratım, bölünüyor. Tek tek oluyor. Tamam. Bunu koyalım yani. Bunu koyamasak da orada aşağıda olsun. Yerler ıslak koyuyoruz. Evet. Evet, yerler ıslak. Dikkat edin. Buradaki en büyük sıkıntı, tomruk yüklü kamyonlar da var. Vallahi geçişemezler dedik ama geçtiler. Ben sen bu işi biliyorum. Üstüne oturtturdu değil mi? Evet. Hah. Vallahi pamuk çubuğu gibi. Çuvallar. Başka var mı? Başka da neler yok ki? Evet, odalar boşaldı. Şöyle göstereyim. Koltuklar bizim değildi zaten. Bu tarafa geçelim. Burası da yatak odasıydı. Burası da bomboş. Şurada bir çantamız var. Onu alacağız şimdi. Eşyalarımızın çoğu yüklendi. Az bir şey kaldı.
Şurada birkaç bir şey var. Bir de böyle kümesten söktüğümüz tahtalar vardı. Şimdi onları koyuyorlar. Yani burada çuvalda odunlar var. Çok bir şey kalmadı. Bitti sayılır. Burada ne olacak? Bunlar almaz. Mandal şu an çok rahatsız. Dışarı çıkmak istiyor. Biraz daha durman lazım. Tamam mı? Hayır. Az kaldı. Şimdi gidiyoruz. Tamam mı mandalcığım? Buradan patileri böyle çıkarıyor. Bak, ver pati ver. Pati ver. Ver. Ver patiyi ver. Aa, canım benim. Tamam, tamam. Tamam, gidiyoruz. Az kaldı. Evet, eşyalarımızı yükledik. Hayırlısıyla Koz Ağaç'tan şu anda hareket ediyoruz. Herhalde 1,5-2 saat sonra Ortaca'da yeni evimizde oluruz. Orada görüşürüz arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım Ortaca'ya. Ağaç çıktık ve şu an yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra, tabi kamyonla geldiğimiz için o kadar sürdü, yavaş yavaş geldik. Şu an Güzel Yurt Mahallesi'ndeki yeni evimizdeyiz. Eşyalarımızı indiriyoruz. Evet, eşyalarımız boşaltılıyor. Tek kişi almasın. Valla daha yeni başladık boşaltmaya. Bitmez abi tek kişi. Ağırları almayın bak. Yok, hafifleri alıyoruz biz. Yeni evimizdeyiz artık. Geldik. Semih'i de buraya bağladık hemen. Ona ilaç vermiştik. O sersemdi. Böyle bayağı bir şu an yeni kendine geliyor. Şey, olur olur. Oturma odasına olur. Evet. Bu Hüseyin abi. Ev sahibimiz. Sağ olsun, bize yardımcı oluyor. Çok zahmet verdik Hüseyin abi sana. Estağfurullah. Sağ olsun. Hamide abla, ev sahibimiz. Karı koca. O da bize çay hazırlamış. Buradan çay var. Yemek hazırlamış. İçeride salata yapıyor. Sağ olsun. Neyse. Yarısı bitti. Evet. Güzel Yurt'umuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Güzel karşılamanız için. Hüseyin abi de ev sahibimiz. O da bize yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin abi. Bizi burada karşıladılar. Sevgili Tarık ve Esen, Hüseyin abi, Hamide abla. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Borcan mutfağa gidiyor adamlar. Evet. Uzun yoldan geldik Hamide abla. Çok teşekkür ederiz. Yemek var.
Ne var? Salata yapıyor, çay var, her şeyi hazırlamış. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederiz. Vallahi böyle bir karşılama beklemiyorduk açıkçası. Sana teşekkür ederiz. Senin her şeyin iyiliğine. Sağ ol. Şimdi beraber yeriz. Tuttu, frekanslar tuttuğu için bu her şeyde. Değil mi? Doğru söylüyorsun. O elektrik çok önemli Hamile abla. Çok önemli o elektrik. İlk gördüğüm gün yeterliydi benim. Ay canımsın, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Acele böyle olur. Çünkü sabahtan biraz temizlik yaptım ben. Onun için biraz... Hiç önemli değil. Hiçbir şey gerek yok. Çay bile olsa yeterli. Hiçbir şey gerek yok. İnşallah daha sonra daha güzel ayırırız. Tamam mı? Ay estağfurullah. İnşallah tamam. Hadi kolay gelsin. Ben bakayım ne yapıyorlar. Bitmiş. Çok kaldı. Kolye kaldı. Gerisi ağır eşyalar. Beyaz eşyalar kaldı galiba değil mi? Evet. Ay çok şükür ya. Kamyoncu abi arabayı da bize bıraktı gitti. Kamyoncu abi oturuyor. Nar yiyordu az önce. Bak. Yeni günden herkese merhaba, selamlar olsun. Bugün evimize ilk sabah burada uyandık. Dün bayağı telaşlıydık. Şu anda gelen gürültü için de özür diliyoruz. Kusura bakmayın. Mikrofon temin edeceğiz bakalım. Gidelim voltaja veya damamana. Yok, oralarda yok, internette var. İnternetten bir mikrofon sipariş edeceğiz en yakın zamanda. Şu an araştırma içerisindeyiz. Dışarıdaki gürültüyü kesen mikrofonlar var. Evet. Onlardan alacağız inşallah. Sizi de bu daha fazla gürültü kirliliğine maruz bırakmak istemiyoruz. Çünkü gerçekten çok gürültü oluyor. Bugünlük mazur yorum bizi. Evet. Dün bayağı tempolu bir gündü. Kozu Ağaç'tan geldik. Burada sağ olsun dostlarımız bizi karşıladılar. Ev sahibimiz de buradaydı kendileri. Bize yardım ettiler ve bu çarşıya gitti işimiz. Ama akşamleyin bayağı oturup çay kahveler içildi. Ondan sonra Tarık ile Esen buradaydı. Ondan sonra Mehmet abi ve sevgili eşi geldi buraya, biz ziyarette bulundular. Yardım için geldiler. Ama dedik ki hiçbir şey bugün ellemiyoruz, her şeye yarın başlıyoruz. Eşyayı indirdikten sonra yemek yedik, çay, sohbet. 12'ye 1'e kadar oturduk. Biz de dinlenmiş olduk çünkü birkaç gündür çok yorulmuştuk. Artık bu sabahtan itibaren işlerimize devam edeceğiz. Evet, startı veriyoruz. Bugün artık ne yapılacak bilmiyorum. Bir plan çıkardık. İlk önce herhalde mutfaktan başlayacağız değil mi? Evet. Hep daha güzel olacak. Daha iyi planlarımız var. Şimdi hiç vakit kaybetmeden işe geçelim. İşe geçelim. İşlerimize geçelim. Evet. Taşınma, nakliye derken bu videoyu burada kapatalım. Şimdilik hoşça kalın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.